Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda çokgenler konusuyla ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Ve son 10 dakika içerisinde ya da son 5 dakika içerisinde de bu soruları yorumlayacağız. Yani ÖSYM daha öncesinde neredeymiş, nereye doğru gelmiş ve çokgenler konusunun yeri nedir geometride e, ne kadar önemli, ne kadar soru çıkmış bunlardan bahsedeceğiz. Son 5 dakika içerisinde bu bilgilerden bahsedeceğim. Son 5 dakikada izlerseniz sizin açınızdan iyi olur. Ee, öncelikle çözümlere geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu pdf'in e, açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani linke tıklayıp pdf'e ulaşabilirsiniz. Öncelikle kendiniz çözün. Çözemediğiniz soruların çözümlerine çözüm pdf'inden bakabilirsiniz. Boş pdf 6 numaralı pdf'te linke tıkladığınızda dolu pdf'te yani çözümlerin olduğu pdf'te 6.1 numaralı pdf'te olacak Oradan çözümlere bakın. Oradan da anlamadıysanız videodan bakabilirsiniz. Ha, Bazı arkadaşlar şunu diyor. Hocam ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum. O yüzden videonun tamamen izlemek istiyorum diyenler de oluyor. Ki burada 18 tane soru var galiba arkadaşlar. Bayağı uzun sürecek gibi. Ee, sabrederseniz de e, güzel şeyler de öğrenirsiniz. Tabi size kalmış. Ama zaman çok önemli. Sizin zamanınızı kaybetmemek için bu şekilde bir şey söylüyorum. En azından anlamadığınız soruların çözümlerini izlerseniz sınavınızdan daha sağlıklı olacaktır sevgili gençler. Evet hadi bakalım sorulara başlayalım. 2012'den itibaren başlıyoruz. Sonu 10 yıl dediğimiz için. Evet birinci soruya bakalım arkadaşlar. Birinci soru ne diyor? 2012'de bir YGS'de yani birinci bölümde sorulmuş bir soru. Düzgün altıgen biçimdeki fayanslarla kaplanmış bir zemin üzerine koyu renkte koyu renkle gösterilen şekildeki süsleme yapılmıştır. Koyu renk bir süslemeymiş. Her bir altıgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre bu süslemenin yani koyu renkle gösterilen bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar. Altıgenin şuradaki süslemelere bakacak olursanız hep yarısı değil mi? Yani şöyle çizdiğin zaman bu simetri eksenidir. Bu yarısıdır bu da yarısıdır. Hatta altıgenle ilgili ben şöyle bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Bunu da bilseniz alan dağıtırken çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bu üçgenin alanı A iken burası 2A burası da nedir? 3A. Gerçi bu soruyu çözerken işimize yaramayacak ama bir tekrar mahiyetinde söyledim bunu. Ee, bunu da bilseniz iyi olur. Eğer bir altıgenin alanı 2 birim kare ise o zaman bunlar 1 bir birim 1 bir birimdir. E o zaman şu koyu renkte olanları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. 6 artı. Hocam 1, 2, 3, 4 tane burada. 4 tane burada. 4 tane burada. Değil mi? E, her bir 4 tane de kaç tane var? 6 tane var. Yani 6 tane 4, 24 diyeceğiz. O zaman süslemenin alanı ne yaptı arkadaşlar? 30 yaptı. Kolay bir soru. Şekle baktığınız zaman ilginçmiş gibi gözüküyor ama çok da kolay bir soruymuş arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı 30 yaptı böylelikle. Geldik ikinci soruya. Evet bu da LYS 2012 benzer sorusu arkadaşlar. Merkez etrafında saatin dönme yönünde 240 derece döndürülen yukarıdaki düzgün çokgenlerden hangilerinin görüntüleri başlangıçtaki görünümleriyle aynıdır diye soruluyor. Yani aslında bize dönme simetrisi soruluyor arkadaşlar. Dönme simetrisi. En az ne kadar döndürürsem aynı şekli elde ederim. İşte en az ne kadar döndürme ama en az ne kadar döndürme değil 240 derece döndürdüğümde aynı şekli elde edeceğim. Arkadaşlar biz şöyle bir üçgen oluşturduğumuz zaman buradaki şeyi tam burası çevrel çemberin merkeziydi. Şuradaki açıyı kaç derece buluruz? 360 bölü 6'dan 60 derece olarak buluruz. E üçgenleri böyle böyle devam ettirdiğimiz zaman her bir üçgendeki oradaki açı 60 derece değil mi arkadaşlar? Evet her bir yerdeki açı 60 derece olduğuna göre ben aynı şekilde elde etmek istiyorsam bir 60 döndürdüğümde yine aynı şekilde denk geliyor. Her 60'da bir 60 60 60 60 yani 240 derece döndürdüğümde tam köşeye denk geliyor. Yani en küçük dönme açısı da sorulabilirdi. Soruda tabii ki en küçük dönme açısı 60. E ben 60 ile 240'ı elde edebiliyor muyum? Önemli olan o. Yani 240 bölü 60. Kaç yaptı arkadaşlar? 4. 4 kere kendi etrafında 4 kere derken şu 4 üçgenlik bir şey döndürdüğüm zaman şey oluyor arkadaşlar. Yani bu doğru olmuş oldu. 8 gene geldik. 8 gendeki merkez açımız ne kadar arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. 8 gendeki merkez açımızda şöyle üçgenlerden oluşuyor ya. Kaç tane? 8 tane üçgenden oluşuyor. E, 8 tane üçgenden oluştuğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? E, 360 bölü 8. Arkadaşlar 360 bölü 8'e bakalım mı? 360 bölü 8. Yani kaç yaptı? 45. Her bir açısı 45 derece yaptı arkadaşlar. Sen 45 dereceyle 240 elde edebilir misin? 240 bölü 45 e, şey, tam sayı yapıyor mu arkadaşlar? Yapmıyor. O yüzden bir dönme simetrisi olmaz. Tam sayı değil. Yani şuraya eleman değil. Tam sayı yazayım. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Öbürüne bakalım arkadaşlar. Düzgün dokuzgen, düzgün dokuzgende de arkadaşlar kaç tane böyle üçgen olacak? 9 tane üçgen olacak. 9 tane üçgen 360/9. 360/9 kaç yapar arkadaşlar? 40 derece yapar. E o zaman burası 40'sa e ben bir de 240 derece döndüreceğim. 240'ı 4'e Pardon, 240 kaça böleceğim? 40'a böldüğüm zaman o da 6 yapıyor. E o zaman bu da aynı şekilde her bir 40 derece döndürdüğümde yani en küçük dönme simetrisi 40 derecedir. 240 derecede 40'ın katı olduğu için yani e, 240 derece döndürdüğüm zaman aynı şekilde elde edebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soru. İkinci sorunun cevabı böylelikle ne yaptı arkadaşlar? Altıgen ve dokuzgen yaptı. Cevap. Cevap. Şuraya yazıyorum. Altıgen ve dokuzgen oldu arkadaşlar. Dokuzgen oldu. Tamam mı? Geldik şeye. Oooo LYS 2012 benzer sorusu. Arkadaşlar son zamanlarda böyle soru sorulmuyor. Ama bak burada güzel bir şey de demiş. Yani burada bir tanımlama da yapmış. Güzel bir tanımlama yapmış. Ee, bir düzgün beşgende bir köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğunun oranı 1 artı kök 5 bölü 2 olarak vermiş bize. Yani aslında bunu bilmeden de arkadaşlar ben şuradaki bilgiyi bilmeden de burasının 6 olmasından dolayı şuradaki x'i aslında ben bulabilirim. Niye? Açılara daldığım zaman şu üçgenle büyük üçgen benzer olacak arkadaşlar. Benzer olduktan sonra da benzerliği uyguladıktan sonra da şeyi bulabiliriz arkadaşlar. X'i bulabiliriz. Hatta konu anlatımında böyle bir soru var. Ama burada işimizi kolaylaştırmışlar. Ne yapmışlar? 1 artı kök 5 bölü 2'yi vermişler arkadaşlar. Öncelikle şunu yazalım. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. Hocam 108 ise burası. Bunlar 36-36 yaptı. E hocam burası burası da 108. O zaman buraya 72 kaldı. O zaman bunlar da 36-36 oldu. X kenarlıktan dolayı. 36-36 72 yaptı. Burası da 72 yaptı. E 108 olacağından 72 yaptı. Aa, ne çıktı burada arkadaşlar? E, her yer 6 olduğuna göre 6'ları yazdık. E, bir de şuraya bakacak olursak burası da 6 oldu mu arkadaşlar? Oldu. X kenardan dolayı. Bak normalde 6 ise burası da 6. X ise burası da X oldu mu? Oldu. Normalde dediğim gibi şu 36, 36, 108 bu üçgenle büyük üçgende benzerlik uygulayıp X'i bulabiliriz. Ama şu X'i yazmayayım. Şu an 6'ları yazdıktan sonra şuradaki X kenarlığı da yazdıktan sonra hatta şurası, burası da X yaptık. Köşegen uzunluğu da lazım bana. Ha köşegen uzunluğu var zaten. Hocam bir kenar da var. Zaten adam bize ne demiş? Bir köşegen uzunluğunun köşegen uzunluğu ne? X artı 6'nın neye oranı demiş arkadaşlar? Bir kenar uzunluğunun oranı 6'ya oranı 1 artı kök 5 bölü 2 verilmiş. X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hoppala cuppala. Hocam burada ne kaldı? 3 kaldı. 3 karşı tarafı çarptım. X artı 6 eşittir. 3 artı 3 kök 5 yaptı. O zaman X'de ne oldu? 6'yı öbür tarafa atınca Hocam eksi, e, 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 6 oldu. 3'ten eksi 6. 3'ten 6 çıkınca da eksi 3 yapar. Eksi 3 artı 3 kök 5 ya da 3 kök 5 eksi 3 oldu cevabımız arkadaşlar. Güzel bir soru bizi şeye itmemiş. Ne itmemiş? İşlem kalabalığına itmemek için. Şöyle şu bilgiyi vermiş arkadaşlar. Önemli bir bilgiyi vermiş aslında bize. Tamam. Evet gençler. Üçüncü soru. Hoş bir soru. ÖSYM bu anlamda takdir ediyoruz tabii ki. E, ama şeyde sorar mı? bu, bu şekilde vermeden sorabilir mi? Orada bir soru işareti var. Vermeden ki halini merak ediyorsanız kendiniz tekrar söylüyorum. Şuradaki üçgen ve büyük üçgendeki benzerlikten yapın. Kendiniz sonuca ulaşın lütfen. Tamam Ya Şimdi burada yapıp aslında şey de yapabilirim ama vakit kaybı olmasını istemiyorum açıkçası. Geldik dördüncü soruya. Ya bir uzunluk verilmiş. Ya bir uzunluk verilmişse üçgenden beri biliyoruz. İlk hedefimiz de dik üçgenden bulmak. Yoksa benzerlik değil mi? Özel durumlar olmadığı sürece. Peki ben 90 derece elde edebilir miyim? Önemli olan o. Ederim tabii ki. altıgende 90 derece. hocam şunu çizerek ya da bunu çizerek de diyebilirdik arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben şunu çizmeyi tercih ettim. Ve bu arada bir kenar 6'ymış. Bir kenar 6 ise burası 2. Burası da 3. 3 yaptı mı yaptı. E hocam burası 120 derece olduğundan 30-30 oldu. Ve altıgende bakın 90 dereceyi elde ettim. Aa hocam şurada bir dik yamuk çıktı. X'e ait bir dik üçgen oluşturmak zorundayım. Dik yamukta insan olan ne yapıyordu gençler? Şöyle bir dikdörtgen oluşturuyor değil mi? Hop dikdörtgen oluşturdun. Oluşturunca dikdörtgene ne çıktı? 2 ise 2 buraya 1 kaldı. E hocam burası da 6. E, e o zaman burası da 6 kök 3. E o zaman burası da 6 kök 3. Pisagor. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 6 kök 3'ün karesi. O zaman bu ne yaptı arkadaşlar? 36 çarpı 3'ten 108 artı 1'den 109 yaptı. O zaman x de buradan kök 109'a eşit olacaktır. Kök dışı çıkmıyor galiba. Çıkıyorsa da yorumlara yazarsınız. Dördüncü soru böylelikle kök 109 oldu. Geldik beşinci soruya. LYS 2013 benzer sorusu arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu bir birim olan düzgün sekizgen biçimindeki bir kartonun, bir kartonun şekildeki dört köşegeni çizildikten sonra oluşan üçgenler kesilip atılıyor. Evet. Dört tane köşegeni çizmişim arkadaşlar ve şuradaki oluşan üçgenleri ne yapmışım? Atmışım geriye. Elimde şu kartonlar, dikdörtgen şeklindeki kartonlar kaldı. Kalan kartonun alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şurayı da bir birim olarak vermiş. Arkadaşlar ee şimdi düzgün çokgenin, düzgün sekizgenin bir dış açısı lazım bana. Hocam düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 derece. Niye? Hocam 360 bölü 8'den dolayı 45. Ya bundan sonrası aslında kolay bir şekilde yapabiliriz. Çünkü konu anlatımında bu sene daha de detaylı bir şekilde verdik biz bunu. Bu iki kenarı gören açı değil miydi arkadaşlar aynı zamanda? Dış açı bu ve köşeden çıkan açılarda iki kenarı gören diye anlattım ben değil mi arkadaşlar? Normalde klasik bir şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. E hocam iki kenarı gören açı 45. O zaman burası da bak iki kenarı görüyor. Açı olarak baktığın zaman bir iki kenarı görüyor. Hocam burası da 45. Hocam burası da iki kenarı görüyor 45. Hocam burası da 45, burası da 45. Burası da 45, burası da 45. Burası da 45, burası da 45 diyebilir miyiz direkt? Evet. Tamamı 135 olduğundan hocam burası 90, burası 90, 45 45 90 oldu. Hocam burası da 90, burası da 90. Şuradaki 90'ları falan filan da yazınca bir dikdörtgen çıktı ve şunlar da paralel olduğundan dolayı ve şurası da 90 olduğundan dolayı dikdörtgenler falan çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz her şey dikdörtgen oldu. E kalan kartonun alanı ne kadardır diye soruluyor. 45 45 90 üçgeninde burası 1 ise burası 1 bölü kök 2 değil midir gençler? Evet 1 bölü kök 2'dir. Hocam burası 1 bölü kök 2. Burası da 1. Ee, e burası 1 iken burası da 1. Burası da 1. Şu, şu birleri şöyle yazayım isterseniz. Siyah kalemle yazayım. 1 1 1. E burası da 1. E burası da 1 bölü kök 2. E bu dikdörtgen bak 1 çarpı 1 bölü kök 2. Bu dikdörtgen de 1 çarpı 1 bölü kök 2. Bu da sadece burası. 1 çarpı 1 yapıyor. E burası da 1 çarpı 1 bölü kök 2. Çünkü burası 1 bölü kök 2. E burası da 1 olduğundan dolayı. Burası da 1 çarpı 1 bölü kök 2. Yani 4 tane 1 çarpı 1 bölü kök 2 var. Hayır. 4 tane ne var? Evet doğru. 1 çarpı 1 bölü kök 2 var arkadaşlar. Artı bir de ne var arkadaşlar? Şuradaki alan var. Orada kalan da nedir? 1 çarpı 1'dir. E o zaman bu ne yaptı arkadaşlar? Kök 2 çarpacak olursak. 4 bölü kök 2 artı 1 yaptı. E o zaman burada da cevap kök 2 eşleniyle çarparsak 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök yaptı. Ee, bir de artı 1'i var. Cevabımıza 2 kök artı 1 yapmış oldu arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı 2 kök artı 1 çıktı böylelikle. Geldik altıncı soruya. Ya hocam bu ne ya açıları yazalım hemen hemen böyle şey görünce açıları yazasınız geliyor. Düzgün beşgen artık öğrendiniz hocam 108 düzgün beşgen olduğu için ikiz kenar yani 36-36 dereceleri yazdınız hemen. Hocam 108 olduğundan buraya 72 kaldı. Eyvallah. Senin soruyu çözmek için verilen bilgileri kullanman lazım. Hemen odaklanıyorsun. Buradaki eşitliği niye verdi? E buradaki eşitliği niye verdi? A eşit eşit. Ne geldi aklına? Aklına gelen başına gelsin inşallah. Tabii ki orta taban geldi değil mi? Hop şunu şöyle oluşturunca. Bir orta taban çıktı mı gençler? Şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Çünkü bunlar eşit bunlar eşit. Hatta K2K olacak ama açıyla ilgili bir şey soruluyor. X'i bulabiliriz artık arkadaşlar. E, Burada da aynı şekilde burası da 108 burası da 108 e bunlar da zaten 36 36 e hocam burası 72 e, 72 ise yönde eşitten dolayı burada kaçı da 72 yapar? Çünkü aynı yöne bakıyorlar arkadaşlar e x artı 72 de eşittir 180 olacağından x'i buradan kaç buluruz 108 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet 2014 YGS'de sorulan bir soru arkadaşlar. Siz bunlara baktığınızda bir özellik var mı diye düşünürseniz ancak o zaman yapamazsınız. Ben ne diyorum zaten hep dörtgenler boyunca söylediğim şey üçgen bilgisi. Üçgenleri düşündüğün zaman çoğunlukla soruları rahat bir şekilde yapabilirsiniz sevgili gençler. Altıncı soru 108 YGS 2014 benzer sorusu. Geldik yedinci soruya. LYS 2014 benzer soru sormuş bu da arkadaşlar. Bir düzgün altıgenin üç köşesinden geçen hemen bir düzgün altıgen çiziyoruz arkadaşlar. Sözel bir soruymuş bu. Hemen bir düzgün altıgeni çizelim şekli. Şöyle sözel sorularla da karşılaşacağız. Kendinizi lütfen alıştırın arkadaşlar buna. Evet. Düzgün altıgenin 3 köşesinden geçen en küçük alanlı dikdörtgenin. En küçük alanlı dikdörtgenin uzun kenarı 3 köşesinden geçen. 3 hmm. köşesinden geçen. Bakın 3 köşesinden geçen en küçük alanlı dikdörtgen. Valla arkadaşlar sen köşeleri 1, 2, 3 bu şekilde seçersen o zaman 3 köşesinden geçen dikdörtgen şöyle olur, şöyle olur, şöyle yaparsın değil mi? Ama düşün ben bunun daha küçüğünü bulabilir miyim? Çünkü bak tekrar okuyoruz. Bir düzgün altıgenin 3 köşesinden geçen köşeleri şey olmayacak o köşeler dikdörtgenin köşeleri o köşeler olsun demiyor bize arkadaşlar. Bak dikkat et. Yoksa sen şunu çizerdin büyük ihtimalle. Hocam bir dikdörtgen ancak böyle oluşur diyebilirdin. E üç köşesinden geçen dikdörtgen işte 1 2 3 köşesinden geçen dikdörtgen bu diye algılayabilirdin. Ama öyle bir şartım yok. Yani üç köşesinden geçen bir dikdörtgenden bahsediyoruz. Köşeler illa altıgenin köşeleri olsun diye bir şey söylemiyor bize. Çakal bir soru. Dikkat. Uzun kenarı x birim aynı düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen dikdörtgenin uzun kenarı ise Y birindir diye soruluyor. Tamam. Öncelikle arkadaşlar ben <laughs> aynı dikdörtgen şunu bir ctrl c, ctrl v yapayım. Kısa yolda size öğretmiş olduk burada. arada. Arkadaşlar öncelikle ben şurada 3 köşesinden geçen dikdörtgenin en küçüğünü çizmeye çalışayım. Mesela hocam birbirine en yakın olan köşeleri kabul ederiz. Değil mi arkadaşlar? Bu. Evet. En küçük dikdörtgen. Ne olacak arkadaşlar? Buradan geçen dikdörtgen. Valla şöyle 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 bir dikdörtgen yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen yapabiliriz. Ya da ben niye böyle yaptım? Dur bakalım daha farklı yapabilir miyim? Hocam dikdörtgeni ben evet şöyle yaparsam en küçüğü olur arkadaşlar. Bak. Şöylesi en küçüğü oldu değil mi? Evet. Dikdörtgenin en küçüğü bu oldu arkadaşlar. En küçüğü bu. Evet şöyle de bir karalayayım isterseniz. En küçüğü bu. Ve diğerinde de arkadaşlar aynı düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen dikdörtgenden bahsediyor. Tüm köşelerinden geçen dikdörtgen. Tüm köşelerinden geçireceksin kardeşim dikdörtgeni. Hadi bakalım geçir bakalım. Nasıl geçireceksin o zaman? E hocam çok kolay İşte şu. Şuradan geçti. Şuradan geçti. Şuradan geçti. Ve buradan geçti. E bu da neymiş arkadaşlar? Tüm köşelerinden geçen dikdörtgen işte bu. Yani şurası yaptı arkadaşlar. İşte bu dikdörtgenleri yorumlayacağım. Evet. Kısa kenarlarından bahsetmişler değil mi biz arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. Arkadaş ben şuraya bakacak olursam. Burası 120 ya. Bunlar 30-30 yaptı mı? <laughs> yaptı. Burası 60 oldu. Çünkü bu dikdörtgenden dolayı 90 olacağına 60. Burası 30 oldu. 90'ın karşısı buraya ben 2 birim dersem 30'un karşısı 1 bir birim oldu. Ee, 60'ın da köküç oldu. Burası da köküç oldu. Sonra şuraya bakalım arkadaşlar. Şuradaki dikdörtgene bakıyoruz. Buradaki dikdörtgende ne var? Bir kenarına 2 demiştik. 2 dersek burası 120 olduğundan dolayı burası da 120 olduğundan buraya da 60 kaldı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı kaç çıktı? 1 çıktı. 60'ın karşısı da köküç oldu. Ee, burası 2 birim. Burası da 2 birim. Ee, aynı şekilde arkadaşlar 2 birimse 120 ise burası da 120 ise burası da 60 oldu. Burası da 30 oldu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da köküç oldu. Hatta burası da aynı şekilde bir birim, iki birim ve kök üç birim diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi en uzun kenarı bu. Bakın en küçük alanlı dikdörtgenin uzun kenarı x. Uzun kenarı burası değil mi arkadaşlar? x 2 kök 3. x bölü y soruluyor bize. Yani 2 kök 3 bölü y soruluyor. Y de ne, neresiydi arkadaşlar? Düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen dikdörtgenin uzun kenarıydı. Uzun kenarı da burası değil mi arkadaşlar? 1 2 1 uzun kenarı da burası. Yani 2 1 1. Kaç yaptı arkadaşlar orası? 4 yaptı. O zaman cevabımız da kök 3 bölü 2 çıktı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Ee, hoş bir soru. ÖSYM'de sanırım buna benzer sormuş. Ya tabi benzer soruları tartışıyoruz şu, e, burada. E, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sorunun mantığını anlayan ÖSYM'deki çıkmış soruyu rahat bir şekilde yapar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam Çünkü onun o mantığı kullandıracak şekilde ben soruları şey yaptım. Yani ben Soruyu şöyle yap. Almadım arkadaşlar. ÖSYM'deki soruya bakıp yani direkt sayıları değiştir, şeyleri değiştir şeklinde yapmadım hiçbir zaman. O mantığı kullandıran sorular yaptım. Bazı sorular da yeni sorulara da dönüşmüş oldu tabii ki. Neyse geldik YGS 2015 benzer sorusuna arkadaşlar. Düzgün altıgen ve düzgün beşgen kitaplarda hep gördüğünüz ve burada da köşegenler çizilmiş. Arkadaşlar düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. Ee, hocam düzgün altıgenin bir iç açısı 120 Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108. Hocam burası 108 ise e, burası kaç yaptı? 36, 36 yaptı. E hocam buna da bakacak olursak bu da bir simetri ekseni. Simetri ekseni olduğundan dolayı 60, 60 oldu. 122'yi parçaya bölecek. Çünkü en uzun köşegen simetri ekseniydi. Peki şuradaki x'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bulmaya çalışalım. Hocam burası da 60, burası da 60. E, aslında şuradaki dörtgenden bulabilirsiniz ama gerek yok. Şuradaki üçgene niye bakmıyorsun kardeşim? 36 ise düzgün beşgenden dolayı burası da 72 mi oldu? Evet. X'e bakacak olursak bu üçgenin dış açısı. Yani X açısı neye eşit olacaktır? 60 artı 72'ye eşit olacaktır. Ee, o da 132'ye eşit olacaktır arkadaşlar. 8. sorunun cevabı böylelikle 132 yaptı. Ee, 2015 benzer sorusuymuş. Geldik 2015 LYS sorusuna arkadaşlar. 2015'teki soru şöyle sorulmuştu arkadaşlar. Ben biraz daha zorlaştırdım soruyu e, ee, nasıl sorulmuştu? Şunlar birbirine eşit olarak verilmişti. O zaman daha kolaydı. Onu söyleyeyim. Ama ben biraz zorlaştırdım. Ben burada ne yapmışım? EM ile CK'yı birbirine eşit vermişim. EM ile CK birbirine eşit. A iken A. MD ile CL de birbirine eşit demişim. MD ile CL de birbirine eşit demişim. B iken B. E hocam burası A artı B oldu. O zaman burası da A artı B olacak. E o zaman ben buraya direkt A diyebilirim. Hocam burası da artı B olacak. O zaman ben buraya da bir B diyebilirim. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Ne çıktı? Şurada A'lı B'li üçgenler çıktı. Hatta şurada kaçı 108 derece? Hatta burada kaçı da 108 derece değil mi? Evet. E, bu üçgenlere yoğunlaşacak olursak arkadaşlar. Hop yoğunlaştık. Hocam 108'in kolları A'ya B. 108'in kolları A'ya B. Bu iki üçgen ne olmuş oldu arkadaşlar? O zaman kenar açı kenardan benzer olmuş oldu. Hatta benzeri bırak. Kenar açı kenardan 108'in kolları A'ya B, 108'in kolları A'ya B olduğundan dolayı kenar açı kenardan eş olmuş oldu. Eee madem eş 108'in karşısındaki bu kenarla 108'in karşısındaki bu kenar birbirine eşittir. Hocam açı bulacağız. Açıyı nasıl bulacağız? E, burada eşlikte en çok yaptığımız hata zaten bu arkadaşlar. Eşlikte tamam kenarların eşitliğini gösteriyoruz ama açısal eşitlikte çok önemli. Madem eş buldun ve sorunun çözümüne hala ulaşamadın şunu yapacaksın kardeşim. Açıları da yaz. A'yı gören açı alfa iken A'yı gören açı e, burada da alfadır. A hocam iki iç açın toplam bir dış açı alfa artı 108 olması lazım burası. Buraya da 108 kaldı diyebilirsiniz. Ya da şuraya bir beta diyecek olursanız B'yi gören beta B'yi gören burada kaçı da betadır. E alfa artı beta artı 108'in sen ne olduğunu biliyorsun? 180 olduğunu biliyorsun. Alfa artı beta buradan ne çıkar o zaman? 72 çıkar. Alfa artı beta buraya da M açısı diyecek olursam. Alfa artı beta artı m de eşittir 180 olduğundan dolayı açıklam açıklamalı olması için şey yapıyorum arkadaşlar direkt ee, burada burası 72 olduğuna göre m açısında kaç bulduk 108 bulduk e, m açısı 108 ise e burası x burası da x ise 2x artı 108 de kaç yapması lazım 180 yapması lazım 2x eşittir 72'den <laughs> elimden geldiğince uzun çözdüm farkındayım ama açıklayıcı bir şekilde olsun diye yaptım. Normalde tabii ki 180'den 108 çıkartıp 2'ye böldüğünde de direkt eksi bulabilirsiniz. Çözüm pdf'inde düzgün bir şekilde olsun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet 9. sorunun cevabı böylelikle 36 çıktı. Ee, güzel bir soru. ÖSYM daha kolayını sormuştu. Eşit haliyle sormuştu arkadaşlar bunları. Ama çözüm yöntemi ve çözüm mantığı aynı arkadaşlar. Evet geldik 10. soruya. 10. soruda soruyu böyle yapmamıştı arkadaşlar. Ben biraz şey yaptım. Ne yaptım burada? Ben biraz yeni nesil soruya çevirdim. Bakalım soru nasıl olmuş. E, LYS 2015 sorusuymuş. Kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgen biçimindeki ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renktedir. Kartonun evet mavi şeymiş. E ben bunu böyle katladığım zaman arka yüz buraya gelecek. Her yer o zaman kırmızı mı olacak arkadaşlar? Evet. Normalde geriye açmam lazım. E geriye açılmış halde zaten burası arkadaşlar. E ona göre yorum yapacağız şimdi. Burası eşit burası eşit. Tamam. Geri açılmış hali de bu. Eyvallah. C ve D noktalar C ve D orta noktalar olmak üzere altıgen CD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi bir yedigen oluşuyor. Gerçekten öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yedigen oluşuyor. Buna göre altıgenin A köşesinin ilk konumuyla B köşesinin ikinci konumu arasındaki uzaklık ne kadardır diye soruluyor. Altıgenin A'nın ilk konumuyla İkinci konumundaki B mi soruluyor arkadaşlar? Evet. İkinci konumdaki B arasındaki uzaklık ne kadardır diye soruluyor bize. Evet kolay bir soru arkadaşlar. Şimdi bir kenar uzunluğu kaç birimde? Bir, bir, kenar uzunluğu iki birimde. Bir kenar uzunluğu iki birim olduğuna göre bu bir bir. E hocam bu katlandı ya böyle. Hocam burası bir. Bak şu şu kısım zaten burası. Burası bir. Ee, şurası da katlanmış katlanmış hali buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Burası da bir birim. E katlanmayı ben bir şöyle aç, açacak olursam. E ben bu sefer katlamayı çünkü komple açmak zor olacak. O yüzden katlamada ben isterseniz ilk etapta şurayı açayım arkadaşlar. Şöyle şurayı açayım. Tamam. Evet şurayı açınca arkadaşlar katlamadaki üst üste binen açıların eşit olduğunu. Üst üste binen açıların burada da eşit olduğunu biliyorsunuz. E burası birken bir. Burası da birken bir. İkiz kenar çıktı. 120 derece ise bunlar kaç çıktı arkadaşlar? 30-30 çıktı. 30 e burası da 30-30 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Hatta burası 120 ise 30 30 oldu katlamadan dolayı 30 da 30. Burası da katlamadan dolayı 30 da 30 oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Ee, i̇lk konumundaki A ile. Buna göre altıgenin A köşesinin ilk konumuyla. Ben bunu böyle katladığım zaman ilk konumu yine burada mı kalıyor arkadaşlar? Evet. Ee, i̇lk konumuyla B köşesinin ikinci konumu. B köşesini katladığım zaman bak normalde B köşesi burada ama katlanmış hali nereye geliyor arkadaşlar? Katlanmış hali şuraya gelecek değil mi? Yani katlanmış hali buraya gelecek. Şu arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet, şuradaki mesafe soruluyor. Çünkü tekrar söylüyorum B noktası katlandığı zaman hop şu tarafa gidiyor. O gittiği yerde şunu açtığın zaman şurası değil mi arkadaşlar? Evet, B köşesinin ikinci konumu. Evet, şunu bulalım. 30 30 60. E hocam tamamı 180'de buraya kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. E 30 30 120 burası. 120 tamam. Şurası da 120. Bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Peki şurada ne var elimizde? Bir var, bir var, bir var. Başka bir şey var mı? Şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar ben burada buna ait şey oluşturmak zorundayım. Bir 90 derece oluşturmak zorundayım. Oo, nasıl oluşturacağım ben burada 90'ı? Bak gençler. Şöyle yapacak olursam. Şurada 1 1 var değil mi? Şunu şöyle çizecek olursam. Çizdiğim zaman 120 ise burası da 30 30 oldu. Aha da 90 derece çıktı mı? Çıktı. Aa ne güzel. 30 30 120. 1 1 ise burası kök 3. E artık x'i bulabiliriz. x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı kök 3'ün karesinden dolayı. E, direkt 1 artı 3'ten 4 çıktı arkadaşlar. x de buradan kaç eşit oldu? 2 eşit oldu. Gerçi bunun da 30 60 90 üçgeni olduğunu farkındasınız arkadaşlar. Şurada kaçı da çünkü e, 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı nedir arkadaşlar? Kök 3'tür. O yüzden burası da 2 birim olduğunu da söyleyebilirdiniz. Güzel bir soru, hoş bir soru arkadaşlar. Ben bunu biraz böyle yeni nesil soruya çevirdim arkadaşlar. Eee ÖSYM'nin sorduğu soruyla aynı mantıkta çözüm var. Biraz yeni nesil katarak yaptığım bir soru arkadaşlar. Burada önemli olan şey ne? B noktasının hop şuralarda bir yere gelmesiydi arkadaşlar. Yani ilk konumunda buradaydı B noktası. Hani şöyle katlanmıştı böyle ya. Katladığın zaman hop buraya gelecek. Yani buraya geleceği belliydi. Evet kaçıncı soru? 10. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Pardon 2 çıktı. Geldik LYS 2016 benzer sorusuna. <laughs> eşkenar üçgen biçimindeki eş 2 karton üst üste konulduğunda kesiştikleri bölge bir düzgün altıgen olmaktadır. He, şimdi eşkenar üçgen şeklindeki bir iki tane şeyi koyacağım arkadaşlar. Üstte eş kartonu koyacağım. Ve kestikleri bölge mesela sen o eşkenar üçgeni böyle çizemezsin. Rastgele böyle çizemezsin arkadaşlar. Bunların kesişimi ne yapıyor? Evet kestiğin zaman bir altıgen olacak ama düzgün altıgen olmasını istiyoruz. Arkadaşlar şuradaki şeklin bir düzgün altıgen olmasını istiyoruz. E bakacak olursan şurası 60 burası 60 burası 60 değil mi? Altıgenin de iç açısı 120 olacağından o zaman burası da 60 derece olacak arkadaşım. 120 derece olacağından burası 60 olacak. E bu 60 bu da 60. Şu aşağıdakine paralel bir şekilde olmak zorunda arkadaşlar bu eşkenar üçgen olayı. O zaman ben oradaki eşkenar üçgeni alttakine paralel, sonra öbürüne paralel, sonra öbürüne paralel bir şekilde çizdiğim zaman kesiştikleri yer bakın şurası olmuş oldu. Hatta ben şunu şöyle yapayım isterseniz. Mavi kalemle çizeyim arkadaşlar daha net bir şekilde olsun. Ya da kırmızıyla mı çizseydik? Kırmızıyla çizsek daha iyi olacak sanki. Çok pardon. İki tane üçgen de belli olsun arkadaşlar. Şöyle bir üçgen bu. Bir üçgen de bu olduğunda kesimi işte burası ne oluyormuş? Altıgen olmaktaymış. Buna göre altıgenin alanının üçgenlerden birinin alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bize oluşan şekil düzgün altıgenmiş. Arkadaşlar düzgün altıgense hocam e, öncelikle düzgün altıgende şuradaki eşitlikleri şey mi? Yazalım mı? Şöyle gösterelim mi? Gösterelim. Sonra hocam 120 derece. O zaman burası 60 oldu. E hocam burası da 60 oldu. Burada da bir eşkenar üçgen çıktı o zaman böyle. Aynı şekilde bak burası da 60. E burası da 60. E burası da 60. Burada da bir eşkenarlık çıktı. Aynı şekilde burada da eşkenar. Burada da eşkenar. Burada da eşkenar çıkacak mı arkadaşlar? Çıkacak. İşte bizden ne isteniyor? Altıgenin alanının üçgenlerden birinin alanının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Alan dağıtacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Ya da e, şey de yapabiliriz ya. Ne derler ona? alan mı dağıtsak? Üçgenlerden birinden başlayıp alan dağıtabiliriz. Ya çok farklı yollar var arkadaşlar. Ee, bir kenara A deyip şu bir kenara A deyip hocam eşkenar üçgenin alanı 3 üç, e, alanı bulurken 3 A'yı kullanacağım. Ya da bir kenara 1 deyip 3'ü kullanacağım. Altıgenin alanını bulurken de 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu arkadaşlar bu? Evet 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için de arkadaşlar bu. Şu 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu arkadaşlar? Oluşuyordu tane eşkenar üçgenden oluştuğu için de tane a kare kök 3 bölü 4'e eşitti. O zaman ben tabi oradan yapayım isterseniz. tane eşkenar üçgen alanından yapayım. Altıgenin alanı 6 altı tane a kare kök 3 bölü 4 bölü üçgenlerden birinin alanı 1 1 1 bir kenar kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. O da a kare kök 3 bölü 4 değil midir? Evet. Kök 3 bölü 4'ler gitti mi arkadaşlar? Gitti. O zaman yukarısı 6 yaptı. Aşağısı 9 yaptı. 6 bölü 9'dan yani 3'e böl 2, 3'e böl 3 yaptı. Buradaki soruyu alan dağıtarak da yapabilirdik arkadaşlar. Çünkü şöyle baktığınız zaman bu eşkenar üçgenler ya. Şunlar birbirine eşit. Burada kalan A ise buradaki yani eş al eş üçgenler olduğu için hepsi çizgiye çizgilik üçgenler olduğu için şöyle de diyebilirdik. Hocam burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A. Çizgilik üçgen olduğu için burası da A, burası da A, burası da A yani. 6A bölü 9A yapmış oluyor arkadaşlar. O şekilde de bulabilirdik sonucu. Evet 11. sorunun cevabı böylelikle 2 bölü 3 yaptı. Geldik 12. soruyu arkadaşlar. Evet düzgün 8 verilmiş. Öncelikle açıyı bir yazalım. 360 bölü 8 kaç derecedir? 45. Arkadaşlar şurası 45 derecedir. Nereden geldi bu? 360 bölü 8'den. İç açısı kaç derece yaptı? 135 derece yaptı. E hocam burası başka bir şey verilmiş mi? Burası 90 derece verilmiş. Şu 45 dediğimiz bu aynı zamanda iki kenarı gören açı değil mi? İki kenarı gören 45 derecesi. Hocam bak burada da bu açı var. İki kenarı görüyor. Çok işime yarıyor. Bak iyi ki bu notu vermişim. Ben çünkü hep hep, hep bunu kullanıyorum. Siz de bunu kullanın. Bak hocam o zaman burası da 45. E hocam iç açısı 135 yapacağına göre o zaman burası 90 oldu. E hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Hatta şunlar birbirine paralel olmuş oldu. AF bölü DK nedir diye soruluyor. AF bölü DK'yı bulacağız şimdi. E Bir yerden başlayalım arkadaşlar. Şurada da bir dik yamuk çıktı. DK'ya da ulaşacağım ben burada. E, dik yamukta şöyle bir dik çizmek en mantıklı hareketti. Ben buraya 1 dersem burası da 1. E hocam burası e, 45. Şurası da 90 olacağından burası da 45 oldu. E, hatta burası da 45 oldu. 1 1 kök 2 yaptı. E o zaman burası da kök 2. Hatta burası da kök yaptı. Şimdi şurayı bulmak zorundayız arkadaşlar. Biz burayı nasıl bulacağız? AF bölü DK isteniyor bizden çünkü. Hocam burayı bulurken de yine aynı şekilde bir dikdörtgen dörtgen vari bir şey oluşturabiliriz. Şunu şöyle çizecek olursam. Burada da bir dikdörtgen dörtgen oluştu mu? Oluştu şöyle bir şey çizecek olursak dörtgen oluşturacak olursak çünkü dik üçgen falan lazım olacak bana. E hocam burası kök 2 ise burası da kök 2. E çünkü kök 2 diye bulmuştuk burayı. E hatta burası da kök 2. Burası da kök olduğuna göre şuradan da bir dik çizecek olursak. Hocam burası 90 derece. E o zaman burası da 45 45. 1 1 yaptı burası. E o zaman burası da 1 1. Şimdi AF bölü DK'ya bakıyoruz. AF uzunluğu e, 2 artı kök 2. 2 artı kök 2 bölü ee, burası arkadaşlar kök 2 artı 1 yaptı dk uzunluğu kök 2 artı 1 yaptı hmm. arkadaşlar kök 2 eksi 1 eşitliğinde çarparsınız büyük ihtimalle ama ben daha değişik bir şey gördüm yukarıdakini kök 2 parantezine alsak hocam burada kök 2 olur kök 2 ile kök 2'ni çarptım çünkü 2'dir artı kök 2 parantezine alınca 1 yaptı bak daha kolay çıktı kök 2 artı 1 Kök 2 artı 1'ler gitti. Cevap da ne yaptı o zaman arkadaşlar? Kök 2 yapmış oldu. Evet 12. sorunun cevabında böylelikle kök 2 bulduk arkadaşlar. Geldik 13. soruya. TYT 2018 benzer sorusuna. Hep 2018'de bütün konularda böyle şey bekliyorduk arkadaşlar. Ne bekliyorduk? Hep böyle yeni nesil bekliyorduk. Ama bu sefer yeni nesil gelmemiş. Eski nesil bir soru gelmiş 2018'de. Çünkü biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Geometride her yani soruların hepsi yeni nesil olacak diye bir şey yok. Öncesinde yeni nesil böyle yarı yarıyayken şimdi artık tamam yeni nesil sorusu arttı diyebiliriz 2018'den sonra. 2018'den sonra 2018'den 2021'e kadar şunu gördük pardon. Yeni nesil sorusu böyle yarıya yakındı ya da yarı yarıya oluyordu. Ama 2010 2021'den sonra artık soruların sanki yarıdan fazlasına böyle geçiş oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu da e, 2018'de e, eski nesil sorulardan biri arkadaşlar. Bakalım sorunun çözümüne başlayalım isterseniz. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bu formülle hesaplanır diye vermiş. Gerçi biz biliyoruz da ÖSYM artık hep bunu veriyor. Olsun versin biz de buradan hesaplarız. Sıkıntı yok. Şekilde birer kenarları ortak olan bir düzgün ongen ve düzgün altıgen ile bu çokgenlerin birer köşesinde birer köşesinden çizilen doğru parçası verilmiştir. Ona göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bu formülü kullanmaktansa direkt ongen diyor ya. Dış açıyı bulup iç açıyı öyle bulurum. 360 bölü 10 dış açısı 36 yaptı. E hocam dış açısı 36 ise iç açısı da kaç yaptı? 144 yaptı arkadaşlar. Tamam. Bir de ne vardı burada? Düzgün altıgen. E 360 bölü 6 60 yaptı. Dış açısı 60 ise iç açısı kaç yaptı? 120 yaptı. E çok güzel yazdık bunu. Öncelikle tabi bu düzgün çokgenlerle alakalı böyle bir, birer kenarları yapışık şekilde mutlaka verirler arkadaşlar. Birer kenarları yapışık şekilde verildi, verdiklerinde ki burada küçük bir nokta olmuş. Bunlar böyle birer köşeleri çakışık olacak arkadaşlar. Düzgün çokgenin bir kenarı eşitlerini mutlaka gösterin. E bunları gösterdikten sonra bunları da gösterdikten sonra bakın ne çıktı burada bir ikiz kenar çıktı. Hocam burası 120 dereceydi. E bu açının tamamı kaç dereceydi? 144 dereceydi. E hocam burası 144 ise burası 20 ise buraya ne kaldı? 24 kaldı. E hocam burası 24 ise 180'den 24 çıkarsan 156. 156 2'ye bölsen 78. 78 yapar. E buradaki açıda kaç dereceydi? 144 dereceydi. Yani x artı 78 eşittir 144 ise x burada 144 eksi 78. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 6 desek 7 66 mı yapıyor? Yanlış yapmadıysak 66 oldu arkadaşlar. Evet 13. sorunun cevabı böylelikle 66 oldu. Geldik 14. soruya. TYT 2019 benzer sorusu. Bakalım ne diyor soru. Yine bir formülü vermiş. Kısa kenar uzunlukları 1 birim uzun kenar uzunlukları 7 birim olan altıgen biçimindeki karton şekli, şekildeki gibi katlanırsa bir düzgün altıgen elde ediliyor. Şekildeki gibi katlanma demeyelim ona da bir yanlışlık oluyor arkadaşlar. Şekildeki gibi kısa kenarlarına paralel olan bakın kısa kenarlara Paralel olan bir doğru boyunca katlandığında paralel olan bir doğru boyunca katlandığında tamam o şekilde diyelim arkadaşlar ona göre yapalım. Evet şunlar paralel yani şununla şu birbirine paralel olsun yoksa soru çıkmaz arkadaşlar haberiniz olsun. Katlanırsa bir düzgün altıgen elde ediliyor. E ÖSYM bunu nasıl sormuştu? Kesmişti. Aynı şey arkadaşlar. İşte kısa kenarlarına paralel olacak şekilde bir kesim yaptığında ne çıkmış? Karşımıza bir altıgen çıkmış. Ama nasıl? Düzgün altıgen çıkmış arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi biz katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Katlamalarda bir kere şekli şöyle şey yapıyorduk. Ee, uzun kenarında 7 birim olması aklımızda dursun. Bir eski haline bir geri getirelim isterseniz şekli. Hemen eski haline geri getirdim. Burada da eski haline geri getirdim. Ee, şunlar paralel olduğu için herhangi bir sıkıntımız artık olmayacak. Hocam katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Bu düzgün altıgense eğer bu her bir açısı kaçar derece olacak? 120 derece olacak. E, 120 ise dış açısı 60. E, hocam burası da o zaman şunda şu paralel demiş ya 60 ise burası kaç yaptı? 120 yaptı. Aynı şekilde burası da dış açısı 60. Bu da paralel olduğu için 120 yaptı. Aynı şey alt tarafta da geçerli. Şimdi ne yapacağız peki? Düzgün altıgende biz şunu çok seviyoruz. Bak düzgün altıgende şöyle uzatmışız aslında. Biz şu uzatmaları çok seviyoruz arkadaşlar. Çünkü niye? Eşkenar üçgen oluşuyor. Nasıl? 60 60 ken burası da 60 oldu mu? Oldu. Aa bir eşkenar üçgen oldu. Düzgün altkende de eşkenar üçgen yapın diye de söyleriz arkadaşlar. Çünkü böyle dışa doğru üçgen oluşturma için gerçekten güzel bir şey oluşuyor. Çünkü eşkenar üçgen oluşuyor orada. Ee, bize ne vermişti arkadaşlar? Kısa kenar uzunlukları bir birimdi. Hocam burası bir birimse şurada şununla şu paralel olduğunda ya da 120 ise artık burası da 60 değil mi? Burası da 60. E bir birimse burası da bir burası da bir birim. Aynı şekilde şunu da şöyle uzatınca arkadaşlar burası da 1, burası da 1, burası da 1 oldu. E sonrasında uzun kenara bize 7 demişti. E uzun kenar 7 olduğuna göre uzun kenar 7 olduğuna göre şuradaki uzunluğa ne kaldı arkadaşlar? Buradaki uzunluğa 6 kaldı. E hocam bu eşkenar üçgen şuradaki eşkenar üçgen şuraya bir A dersem hocam burası A artı 1 A artı 1'lik bir eşkenar üçgen oldu. E burası A artı 1 ise burası da A artı 1 olduğundan dolayı A artı 1 ile A'nın toplamı kaç yapacak? 6 yapacak. A artı 1 artı A eşittir 6 olacak. Değil mi? Evet. Şuraya pardon yanlış yapmışım. Niye? Neresi 7 idi? Şuraya kadar kısım 7 idi arkadaşlar. Yani şuraya kadar kısım 7 idi. Dikkat et. Şurası 1 iken tamam. Şuraya kadar kısım 7 idi. Şöyle burası da A dedikten sonra burası da A artı 1 mi oldu? Evet. Burası A artı 1 iken burası da A artı 1 oldu. A artı 1 ile A'nın toplamı kaç olacak arkadaşlar? 7 olacak. E buradan 2A eşittir 6 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Altıgenin çevresi isteniyor. E o zaman A 3 arkadaşlar. Şu A artı 1 dediğimiz kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman çevre de 6 çarpı 4'ten kaç olacaktır? 24 olacaktır arkadaşlar. Evet düzgün altıgende. Şu şekilde eşkenar oluşturma da güzel bir yöntem arkadaşlar. Haberiniz olsun. Altıgen ÖSYM için önemli bir e, kavram. Önemli bir soru tipi. O yüzden buna dikkat edin. Çünkü altıgenin içerisinde e, özel açı var. Benzerlik var. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı. Eşkenar üçgen var. Özel açı var dediğimde zaten o da var olmuş oluyor. Yani çoğu konuda altıgende olduğu için altıgenin yeri şeyde e, bir başka arkadaşlar. çokgenlerin içinde bir başka. O yüzden bu altıgene dikkat etmeniz lazım. Tamam Dik Dik üçgende var gerçi. 90 derece olduğundan dolayı. Neyse geldik bir sonraki soruya. İkizkenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 12 tanesi birleştirilerek bakın 12 taneyi birleştirilmiş. Şekil 1'deki gibi çevresi 40 santimetre olan bir eşkenar dörtgen elde edilmiş. Çevresi 40 santimetre ise her bir kenarı nedir? 10'dur. Hocam 10, burası da 10. Bu ikizkenar yamuktu, değil mi? Evet, şu ikizkenar yamuk, şöyle bir çizeyim isterseniz. E hocam bu ikizkenar yamuksa, her bir kenar 10 birimse, o zaman burada bak ikizkenar yamukta şunlar şunlar birbirine eşit değil mi? Burada hep yan kenarlar gelmiş. Yan kenarlar yani şu, 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 şu birbirine eşit olduğundan dolayı. 5 tane bundan olduğundan dolayı. Buradaki kenarlar kaçar birim oldu? 2'şer birim oldu. Ama hocam burası. Burayı bilmiyorum. Şuraya bir A diyeyim. Buraya da bir C diyeyim. A artı C'nin ne olduğunu biliyoruz biz. Bakın burada bir uzun kenar bir de kısa kenar konulmuş. A artı C'nin de ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz 10 birim olduğunu biliyoruz. Peki devam edelim. İkiz kenar biçimindeki bu parçalardan 6 tane kullanıldığında ise şekil 2'deki gibi dış çevresi 36 santimetre olan içi boş bir düzgün altıgen elde ediliyor. Dış çevresinden bahsediyor. Bakın içi boş bir düzgün altıgen. E o zaman arkadaşlar burada dış çevresi demişim 36. E, o zaman her bir kenar 6 olacak. Yani uzun kenar dediğimiz şey A'yı kaç bulduk? 6 bulduk. E arkadaşlar A 6 ise C'de kaç olacak o zaman? 4 olacak. Tamam içimiz bitti. A 6 ise C'yi de 4 bulduysak eğer. Yani, İkiz kenar yamuk değil mi bu? Evet. Ne yapıyorduk? Şu dikmeler bizim için önemliydi. E evet, çizdik dikmeleri. Bu arada biz bu x kenar yamuğun çift çizgi kenarları yan kenarlarında ne bulduk arkadaşlar? 2 birim bulduk. Burası dörtgen şu dikmeleri çizince burası da dört. Bu dikmeleri çizince şunlar birbirine eşit oluyordu. Alttan 4 çıktı 2. Bunlara da bir birim bir birim kaldı. E burası 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. Hangi açının karşısı 1'dir? 30'un 60'ı karşısı da kaç yapacaktır? Kök 3 yapacaktır. Evet ben artık şunu buldum. Neyi buldum? yamuğun yüksekliğini buldum. Ne isteniyor benden? Şekil 1'de oluşan eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. E alan alt taban artı üst taban bir yamuğun alanını bulup kaç taneden oluşmuştu bu? 12 taneden oluşmuştu. 12 ile çarpalım. O zaman 12 tane alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 4 yazıyorum. 6 artı 4 alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliği kaç bulduk gençler? Kökü 3. Kökü 3 bölü 2 bize alanı verecektir. O zaman burası kaç yaptı? 10 bölü 2'den 5 yaptı. 5 kök 3 ile 12'ye çarpınca da kaç yapıyor? 60 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Bu şekildeki ikizkenar yamuk yapısını da böyle birleştirip çok güzel şekiller oluşturabiliyoruz arkadaşlar. ÖSYM de sanırım bununla ilgili şöyle bir şey sormuştu. Bir dikdörtgen oluşturmuştu. Ee, şöyle bir çerçeve oluşturmuştu. Haberiniz olsun. Şöyle şöyle oluşturarak. Bak bir yamuk burada. Bir yamuk burada olacak şekilde. Gerçekten çok da güzel yapılar oluşturulabiliyor. İkizkenar yamukla ilgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet neyse şunu sileyim de çözümde bu ne demeyin yani. Geldik 16. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin tamam formülünü vermiş. Çevresi 40 cm olan dörtgen biçimindeki bir kağıt parçası şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra e, iki tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir. Evet düzgün altıgen neresi arkadaşlar? Şurası bir düzgün altıgenmiş. Hmm, üçgenler çıkartılınca. Madem düzgün altıgen buradaki açıların iç açı kaç yap derece yapıyor? Artık ezbere bildiğimiz için direkt söylüyoruz arkadaşlar. Bunlar 120'şer derece. E 120 derece. Tamam. Hocam dış açısı 60. Dış açısı 60. 60 60 ise burası da 60 oldu. Oo eşkenar çıktı. 60 60. Aa burası da 60. Eşkenar çıktı. Bize diyor ki oluşan altıgenin çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Çevresi bunun 40 santimetre değil miydi? Evet. Bu düzgün altıgendi. Ben şuraya bir A dersem. Hocam burası da A. Burası da A eşkenardan dolayı. Düzgün altıgen olduğundan dolayı A iken burası da, A, burası da, A, burası da, A, burası da, A, burası da. A. Şöyle baktığınız zaman bu da bir eşkenar üçgense burası da, burası da. A, 2, 4, 6, 8 A. 8 A'yı kaç vermiş arkadaşlar bize? 40 vermiş. A'yı buradan kaç bulduk? 5 bulduk. Bizden ne istediğini oluşan altıgenin çevresi. Yani altıgenin çevresi de çevre 6 A değil mi? O da kaç yapar arkadaşlar? 6 çarp 5'ten 30 yapar. Evet kolay sorular. Şöyle baktığımız zaman. Evet Şeye kadar 2020'ye kadar hep kolay sormuşlar. 2020'de de yine şöyle bir soru sormuşlar. E, 2020 AYT'de böyle bir soru sormuşlar. E, bu sordukları soruda şöyleydi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bir beşgen koymuşlardı yaptıkları soruda. Bir kare koymuştu. Sonra sıradan devam ediyordu. Yine beşgen sonra kare koyup şöyle 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 tabii beşgenin bir kenarı da şöyle olması lazım. Ve böyle yani şurada bir düzgün çokgen elde ediyoruz demişti arkadaşlar. Ee, buna göre işte bu düzgün çokgen kaçgendir diye, kaç kenarlıdır diye sormuştu arkadaşlar. Ben de sadece düzgün beşgenden sordum. Buradaki mantığı anlarsan hiç sıkıntı yaşamazsın. Seni ilgilenen kısım neresi? İşte burası. Bakın şuradan şöyle bir düzgün çokgen elde ediyormuşsun. Soruyu ben bildiğim için direkt diye dedim ama okuyayım isterseniz. Birbirine eş düzgün beşgen şeklindeki Kartonların birer kenarları çakıştırılarak bir düzgün çokgen yapılmak isteniyor. Çakıştırdığın zaman bak iç taraf boş oluyor, bir düzgün çokgen yapılmak isteniyor. Buna göre bu düzgün beşgen biçimde kartonlardan kaç tane kullanılmıştır? Hmm. Arkadaşlar bizim için ne önemli biz burada? Hocam dış açısı ya da iç açısını bulup dış açıya yoğunlaşırız. Ama ben genelde ne yapıyorum? Dış açıya direkt hop şöyle dış açıya yoğunlaşıyorum. Hocam bunun iç açısı zaten 108 düzgün beşgenin. E biliyoruz. E buraya kaç kaldı? 72. Hocam burası da tamamı 108 yapacağından 36 kaldı. Aa, bu düzgün çokgenin dış açısıydı bu. Dış açısı 36. O zaman 360 bölü 36 bana kenar sayısını vermez mi? Yani bu kaç tane karton kullanılmış? 10 gen çıktığına göre 10 tane karton kullanılmıştır. Peki dediğimiz gibi olmuş olsaydı arkadaşlar. Şu şekilde olmuş olsaydı. Hani ÖSYM e şu şekilde sormuş olsaydı arkadaşlar. Bir tane şöyle düzgün beşgen, sonra bir tane kare koyuyorum. Sonra yine bir kenarını elde şöyle bir düzgün beşgen yapıyorum bununla alakalı. Şöyle. İşte burada oluşan işte bu devam edelim böyle. Burada oluşan bir düzgün çokgen oluyor arkadaşlar. Bu düzgün çokgen sanırım böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Kaç e, kaçgendir diye soruluyor bize. Ne yapacaksınız? Dış açısı önemli. Hemen bunun dış açısı. Şöyle. Hocam burası 108. Bu ne kaldı? 180'e tamamlayan 72. 90 derece olduğundan buraya 18 kaldı. İstersen aynı şekilde burada da yapabilirdiniz arkadaşlar. Şurada da dış açısı. Hocam 90, 90, 108 ya dış açısı 18 yapıyor yine gördüğünüz üzere. E o zaman dış açısı 18 ya hani şöyle baktığınız zaman dış açısı 18 ise 360 bölü 18 kaç yaptı arkadaşlar? E bu da 20 mi yaptı? Evet 20 gen yaptı. O zaman içerideki oluşan şekil 20 gendir. Kaç tane karton kullanılmıştır bu şekilde? 20 tane karton kullanılmıştır arkadaşlar. Evet cevabımız bu şekilde olurdu. Eğer soru böyle olmuş olsaydı. Tamam mı? ben düzgün bir meşkenle sordum sadece Ve geldik sanırım son soruya. 2021'deki TYT'deki en zor soruydu arkadaşlar. Şu yazdığım soru biraz daha kolay. Ama aynı mantıkla çözülüyor. İsterseniz açın bakın. Çünkü aynı sıkıntıyı açık ve net konuşayım arkadaşlar. Sınav soruları yayınlanınca ben de yapayım dedim. Hani merak ettim. Ee, çözümü yaparken böyle ilk dakikalarda çözemedim. Sınav anında çocuklar nasıl çözecek o da ayrı bir konu da. Ee, ben çünkü niye şeklin sağ tarafına yoğunlaşmıştım. Ee, burada e, o soruda da arkadaşlar şeklin sol tarafına yoğunlaşınca çok daha rahat bir şekilde soru çıkıyor. Ama bence TYT'deki 2021'deki geometrideki en zor soru buna benzeyen soruydu arkadaşlar. Bizim bu düzgün çokgenlerdeki anlattığımız e, hani bir kenar gören açı alfa ise iki kenar gören açı iki alfa dediğimiz ya da eşit kenarları ayıran köşegenlerin birbirine eşit olmasını e, gösteren bir sonuçlar vermiştik ya, e, bir notlar vermiştik ya. Evet onlar genelde anlatılmıyordu ama bizim konu anlatımımızda vardı Allah'tan. O konu anlatımındaki şeye hakim olanlar rahat bir şekilde sonuca ulaştı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Öncelikle bakalım soruya. İşte biz bunu kullanmıyoruz genelde. Düzgün 12 yan verilmiş. 360 bölü 12 diyoruz. Ve 360 bölü 12'den cevap kaç çıktı arkadaşlar? Kaç çıkıyor ya? 30 mu çıkıyor? Evet bir dış açısı 30. Arkadaşım dış açısı 30 derece. iç açısı da kaç yapıyor o zaman? 150 derece yaptı. Hatta dış açısı 30 ya. Bu iki kenarı gören açı. Değil mi? Evet. Bu soru şundan dolayı kolay. Direkt şeklin sol tarafına yoğunlaşacağınız belli arkadaşlar. Direkt belli. Sağ tarafta yapacak bir şeyimiz yok. Ondan dolayı kolay. Şimdi sen bu soruyu gördüysen ne yaparsın? E hocam ben şunu yaparım dersin büyük ihtimalle. X kenar var, ben burada bu x kenarlı kullanmam lazım. Tutarım buradan buraya çizerim. E çizdin, çizince ne çıktı? Bir şey çıkmadı gibi duruyor. Ama şuraya bakacak olursan, şurada da bir üçgen oluşturalım ve şuna dikkat et, burası bir köşegen. Bu köşegen de bir iki üç kenara ayırıyor. Ha. Köşegenle alakası yerde bir eşit verildiğinde bir köşegen çizin diye hep söylüyorum. Köşegenleri eşit olan dörtgenlerde. O zaman ben burada da öyle çizeceğim. Hocam ben bunu mu çizeceğim o zaman üç kenara ayırıyor. Hayır, alakalı olan bir yerde üçgen oluşturabileceğim bir yerde çizmelisin bunu. Tutarsın. Hop, şurada çizersin. Bak üçgen oluşuyor. Bak bu da üç kenara ayırıyor. Hocam bu üç kenara ayıran köşegenler nedir? Birbirine eşittir. Tamam. Bunu yazdık. Çok güzel. Bu üç kenara ayırıyor. Bu da üç kenara ayırıyor. Bunların eşitliğini gösterdik. Peki P eleman ne E demiş? Bunun üstünde bir şey düzgün 12 yen. Düzgün 12 genden dolayı bir açıları yazalım isterseniz arkadaşlar. Hocam bu iki kenarı gören açıydı. O zaman bir kenarı gören nedir arkadaşlar? Bir kenarı gören 15'tir. Hocam şu açıyı bulabilirim ben. Bu kaç kenarı görüyor? 1, 2, 3, 4 kenarı. Aa çok güzel. Bu 4 kenarı görüyor. 4 kenarı gören kaç derecedir arkadaşlar? 60 derecedir. Bu 4 kenarı görüyor. Çok güzel. 60'ı yazdık. E o zaman soru bitti. E burası 60 sa hocam şurası da şurası da birbirine eşitse o zaman bu bir eşkenar üçgendir. 60-60. Eşkenar üçgeni yakaladın diye şunu yazmamazlık yapma. Burası da eşit olur değil mi arkadaşlar? Eşitliği de mutlaka koy. E 60-60-60 koyduk. Peki hocam ben burada kaçıyı bulabilirim. Şuradaki açıyı bulmam için şuradakine yoğunlaşmam lazım. Bu tepe açılarına yoğunlaşacağım. Hocam bu iki kenarı görüyor. Bir iki kenarı görüyor. Bir kenarı gören açı 15'te o zaman burası kaç olacak? 30. Neden dolayı? İki kenarı görüyor. Ondan dolayı 30 derece. Hocam burası da aynı şekilde iki kenarı görüyor diyebilirsiniz. Ya da direktman şurada kaçıyı şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı görüyor deyip 6 çarpı 15 de diyebilirdiniz. Neyse burası da aynı şekilde 30 derece. Çünkü niye? Bu da iki kenarı görüyor. Ondan dolayı e bir açı 150 dereceydi. E bir açı 150 derece olduğuna göre şuradaki açı da 150 derece olduğuna göre 90, 30, 120 buraya da 30 derece kaldı. 30 da x kenarlık var burada. köşegenlerin birbirine eşit olmasından dolayı eşitliği koymuştuk. E, zaman buradaki x kenarlığa bakacak olursak 30 da 180'den 30 çıkartıp 2'ye böldün 75, 75 yaptı. burada da x artı 75 artı 60 da kaç derece yapacaktır? 180 derece yapacaktır. Çünkü doğru açı var arkadaşlar burada. E o zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 60, 75 daha kaç yaptı? 135. 180'den 135 çıkartınca da ne oldu? 45 derece oldu. Evet geçen seneki yani sınav sorusuna göre biraz daha kolay bir soru. E, çünkü sınav sorusunda burada boşluk vardı, hep oraya yoğunlaşmıştım ben. E, öğrenciler de genelde oraya yoğunlaştı, ondan dolayı ilk etapta yapamadılar ya da sınavdaki arkadaşlar yapamadı. E, ama burada işte e, dış açı 30 derece bulduk. İşte iki kenarı gören açı olmasını kullandık. Bir kenarı gören açı 15'te, üç kenarı gören açı işte 45 yazdık ya da iki kenarı gören açı 30 derece yazdık. Ya da köşegenleri eşit sayıda kenara ayıran köşegenlerin eşitliğini kullandık. Oradaki soruda da yine aynı şekilde bu bilgileri kullanıyorduk arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Bu da güzel bir soru ama ÖSYM'nin sordu. Daha güzel, daha daha zor diyebiliriz tabii ki. Onu da siz lütfen çözün. Burada da spoiler'ı verdim. Ne yapacaksınız? Sol taraftaki yere yoğunlaşacaksınız arkadaşlar. Evet gençler. Böylelikle bitirmiş mi olduk? Aynen. Bitirmiş olduk. Testi bitirdik. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? ÖSYM neredeymiş? Nereye gitmiş? Kaç tane soru sormuş. Son 10 yıl içerisinde. Arkadaşlar dörtgenler konusunda ben şunu gördüm. Dörtgenlerin son bölümündeyiz. Ee, Çokgenlerin çok önemli olduğunu ve artı TYT'de ya da AYT'de kesinlikle birinde bir çokgen sorusuyla karşılaşacaksınız. Kesin, net. Ya da her ikisinde birden de karşılaşabilirsiniz. Çünkü e, 2020'de mesela görüyorsunuz 2020'de hem TYT'de hem de AYT'de sormuşlar arkadaşlar. E, 2019'da hem TYT'de hem AYT'de sormuşlar arkadaşlar. Bakın bu kadar önemli. Hatta yeni nesil sınav sisteminde kesin ve net bir şekilde bu şekilde şeylerle karşılaşacağız. Hatta baktığımız zaman altıgenin önemini de anlıyorsunuz arkadaşlar. Baktığınız zaman soruların e, yarısında bir altıgen var. Yani e, her 2-3 yılda bir de altıgen kesin gelir diyebiliriz. O yüzden buna da dikkat edin. Altıgene özellikle çok iyi bir şekilde çalışın. Geçen sene 2020'de, 2021'de, 2020'de ve 2021'de altıgen sormadıklarına göre 2022 tayfada, tayfa için altıgen sorusu gelebilir. E, lütfen buna dikkat edin haberiniz olsun. Çünkü önemli bir şey gördük burada fark ettik. Gelebileceğini hissettik daha doğrusu. Tamam. E, sorun içerisinde altıgen olabilir. Mesela ben bu şekilde yazmışım soruyu. <laughs> Aynen böyle. Bu soru gelebilir mesela. Çok güzel bir soru. Dikkat edin. AYT 2019 benzer sorusu. Aslında dikdörtgenle yapmıştı o soruyu. Hiç altıgen falan kullanmamıştı. Ama ben burada hem eşkenar dörtgen hem de altıgeni kullanarak yazdım bu soruyu. Bu soruya dikkat edin mesela. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ee, yeni nesle geçmiş mi? Şöyle bakacak olursak 2018'de yani e, yeni nesil gelebilir de gelmeyebilir de yeni nesil dediğimizde yani şu şekilde e, hep aynı hamleleri kullanıyoruz. Dış açıya falan yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bak, bakacak olursak yeni nesil e, böyle bir ikiz kenar yamukları birleştirip de şu şekilde bir altıgen sormalı bir soruyla karşılaşabilirsiniz. E, klasik soru gelme ihtimali de çok yüksek olan konulardan biridir. Çünkü Düzgün ongenle ilgili nasıl yeni nesil bir soru sorabilirsiniz mesela şöyle şu sorularla karşılaştığımız zaman değil mi? Yani yarı yarıya ihtimal diyebiliriz ki dörtgenlerde böyle yeni nesil Çok fazla soramayacaklarını tahmin ediyorum söylüyorum ama Artık bir bakarsınız şey olur Ne olur ee, Sınav sisteminde geometri hep yeni nesile geçer o zaman e, Bu söylemlerimizi de değiştireceğiz tabii ki Bizim şu andaki öngörülerimiz bunlar Önümüzdeki seneden itibaren daha güzel yorumlamalar yapabiliriz tabii ki. Ama düzgün çokgenlerle ilgili e, böyle dış açıyı bildiğiniz zaman, temel noktaları bildiğiniz zaman, altıgenin, altıgeni çok iyi bir şekilde bildiğiniz zaman rahat bir şekilde yapabileceğimizi de görüyoruz. Şöyle sınavda en baştan itibaren bakacak olursak böyle. Ben soruları sadece yeni nesil yaptığım arkadaşlar. İşte şekli içine falan boyadım. Normalde yeni nesil var mı? Ya aslında bu simetri ekseniyle alakalı bildiğimiz şeyler güzel. Yeni nesil yani eskiden beri de Böyle hoş şeyler sormuşlar. Düzgün altıgenle ilgili, düzgün çokgenlerle ilgili gerçekten çok güzel sorular sormuşlar. Sözel sorusu da çok hoş oldu. Mesela buradaki sözel soru da çok hoş oldu. Çok da güzel bir şey öğretti bence bu e, sözel soruda. Yani bakış açınızı da geliştirdi. Öyle klasik soruları, açı sorularını falan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. E, öyle gözüküyor. Klasik bir soru geldiği zaman e, özellikle şeyden korkun. Şu şekilde. Yani korkun dediğim yine yaparsanız düzgün ongenli ve düzgün dokuzgenli böyle açı sorularında korkun arkadaşlar. Ama onlarda da şuna dikkat edin. Şu eşit sayıda kenarı ayıran köşegenlerin birbirine eşit olması çok önemli. Ve bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı köşelerdeki çıkan açılarda iki alfa olması çok önemli. Bu hoca ne diyor diyenleriniz vardır belki. Ee, düzgün çokgenlerin konu anlatımını izleyin. Orada ne demek istediğimi daha iyi bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Ben e, çember yardımıyla böyle çevre açı mantığıyla bir kenarı gören açıyla ilgili yorum yapmıştım. O yüzden bu stilimle çözmek zorundayım burada. Bakarsanız sizin açınızdan da iyi olur. Evet gençler. Çokgenler çok önemli bir yere sahip. O yüzden iyi bir şekilde şöyle bir bakmanız lazım. Hatta düzgün altıgen dedim ama düzgün çokgenlerin içerisinde düzgün beşgen de çok önemli bir yere sahip. O yüzden düzgün beşgen ve düzgün altıgen şöyle bir yoğunlaşın. Çünkü 2022'de e büyük ihtimalle düzgün beşgen ya da düzgün altıgen sorusu gelebilir. Başka söyleyecek bir şey var mı arkadaşlar? Yok ya kolay şeyler hep. Altıgende şuna dikkat, dikkat edeceksiniz. Hadi altıgenle ilgili özel bilgileri vereyim ben size. Altıgende arkadaşlar şurayı çizdiğiniz zaman şurayı çizdiğiniz zaman mesela şurası 90 derece geldiğinden dik üçgenle karşılaşabiliyorsunuz. Altıgende arkadaşlar şu şekilde eşkenar üçgenler oluştuğu için özel açı çıkıyor karşımıza özel açıla ilgili işlemler yapabiliyorsunuz. Altıgende karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için kelebek benzerliği yapabiliyorsunuz. Altıgende alan dağıtımı yapabiliyorsunuz. Çünkü şu alan dağıtımını şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu çok önemli. Burada 1'e 2 oran vardı. Simetri eksen olduğundan burası da 3A olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Çok yerlerle de ilgili normal klasik sorularda zaten rahat bir şekilde yaparsınız. E, yeni soru geldiği zaman da gözünüz korkmasın. Aslında kolay sorular. Ki bu çok güzel bir soruydu ve çok da kolay bir soru aslında. Ee, bu da aynı şekilde güzel bir soru ve kolay bir soru. Rahat bir şekilde yapacağınız sorular. Keza aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bir şurada çok zorlamışlar. Ee, sonraki sınavlarda bu kadar zorlayacaklarını da zannetmiyorum açıkçası. Neyse gençler böylelikle dörtgenleri bitirmiş olduk. ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisindeki soru çözüm kısmını da bitirmiş olduk. Sırada ne var? Çember var. Kusura bakmayın biraz geç gelecek çünkü Çemberlere hala da yazıyorum arkadaşlar. Yazmak kolay değil. Yani sizin karşınıza güzel içeriklerle çıkmak istiyorum. Güzel sorularla çıkmak istiyorum. O yüzden e, sanırım bir ay falan bir bekleyeceğiz. Çünkü yazacağız, yazdıracağız falan filan. Ama sınavdan önce mutlaka çekilecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bir sonraki videoda çember konusunun istatistiksel e, verilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.